Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5. dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde bir proje oluşturacak ve starter template oluşturarak Bootstrap dosyalarını bu projemize dahil edeceğiz. Eğitimimiz boyunca kaynak olarak www.getbootstrap.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni bir proje oluşturacağız. Bunun için Sublime Text yapılandırma ayarları adlı videomuzda aslında yeni bir proje oluşturmuştuk. Fakat Sublime Text kullanmayıp direkt bu videodan başlayacak arkadaşlar olabileceği için baştan bir proje oluşturacağız. Masa üstüne gelerek bu step adına bir klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Şuraya oluşturdum ben. Daha sonra Sublime Text'i açıyoruz. Buradan File Open Folder diyerek masa üstündeki bu step klasörünü seçiyoruz. Bu step klasörün içeriğine erişmiş oluyoruz. Burada bu step'in klasörün içerisindeki dosyalar normalde gözüküyor. Fakat içerisinde herhangi bir veri olmadığı için şu anda göremiyoruz. Daha önce indirmiş olduğumuz bu step dosyalarını bir arşivden çıkartalım ve bu klasörün içerisine atalım. Sağ tıklayıp buraya çıkar diyorum. İçerisinde işte CSS ve JavaScript klasörleri var. Bunun içerisinde de işte CSS'in ve JavaScript'in bizzat kendi dosyaları var. Biz burada min JavaScript dosyasını kullanacağız. Ama direktmen tüm dosyaları atalım şimdilik bu sıra klasörün içerisine. Artık buna ihtiyacımız yok. Çünkü zaten buradalar. Tekrar Sublime Text programına geldiğimiz zaman artık bu sürü klasörün içerisinde dosyalarım gözüküyor. Şimdi www.getbootstrap.com sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Adres hemen burada. getbootstrap.com. Burada Get Started butonuna tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıyoruz. Bu starter template'e ulaşmak yapmamız gereken. Starter template'te burada bir başlangıç kodumuz var. Bunu böyle kopyalayacağız fakat bu şekilde değil. Hemen sağ tarafta şurada copy yazıyor. Buna tıklıyoruz. Kopyaladıktan sonra programımıza geliyoruz. Ctrl V ile veyahut da sağ tıklayıp paste kısmından direktmen yapıştırıyoruz. Şimdi bunu inceleyecek olursak doc.html kısmında HTML5 kullanacağımızı belirtiyoruz buradan. Sonra HTML tagımızı oluşturuyoruz ve HTML tagımızı bitiriyoruz burada. Arasında heat kısmı var. Burada da heat bitiyor. Sonra body kısmı ve body de buradan bitiyor. Heat kısmında genelde dinsel işlemler dediğimiz yani görünmeyen işlemler bu kısma yapılıyor. JavaScript olabilir, CSS dosyaları, CSS kodları buraya yazılabilir. Title dediğimiz sitenin başlığı burada olabilir. Meta etiketleri kısacası burada olabilir. Yani SEO veya vesaire yazılacaksa meta etiketleri buraya yazılabilir. Bu tarz işlemler heat arasına. Diğer görünen yüz ise body arasına yazılır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde direktmen link bağlantılarımız var ve burada da script bağlantılarımız var. Bunlar JavaScript dosyalarına bağlanıyor. Şurası ise direktmen CSS dosyasına bağlanıyor. Fakat bunları gördüğünüz gibi burada farklı bir siteye giderek bir bağlantı sağlıyor. Yani şurayı kopyalayalım arkadaşlar. Sizin kopyalamanıza gerek yok. Sadece bak görmeniz için yazıyorum. Tarayıcıya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Git diyorum. Gördüğünüz gibi burada bir dosyanın içeriği var. İşte aslında bizim burada ulaşmış olduğumuz dosya tam olarak bu. Gördüğünüz gibi aslında biz kendi sitemizde yani şuradaki dosyalara ulaşmamış oluyoruz. Farklı bir siteye giderek ulaşmış oluyoruz buradan. Fakat bunu biz istemiyoruz. Ama isterseniz tabii bu şekilde de kullanabilirsiniz. Biz tamamen bağımsız olmak istediğimiz için bu şekilde kullanmayacağız. Şimdilik dursun. Bunu bir çalıştıralım ve görelim. Ctrl+S ile kaydediyorum bunu. Tekrardan kaydedeceğim yere geliyorum. Masa üstüne bu strip'e adına index veriyorum. index.html olsun. Burada tekrar şurayı söylemek istiyorum. Burada mesela index diyelim ki Ahmet yazdınız ya da Mehmet yazdınız. Herhangi bir şey yazacaksınız. Boşluk kullanamazsınız arkadaşlar. Burada bir boşluk olamaz. Onun haricinde Türkçe karakterler olamaz. Yani örneğin bir Ayşe yazdığınızı varsayalım. Ayşe yazacaksanız buradaki Ş harfini kullanamazsınız. Yani bunlar olmaz. Bunun yerine ikinci bir kelime yazacaksanız büyük harfle başlayabilirsiniz. Yani şu şekilde A ile başlayabilirsiniz. Ş yerine de S yani Ayse yazabilirsiniz. Onun haricinde tire Ayse diyebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu Türkçe karakterler kullanamayız. index.html olarak kaydediyorum bunu. Kaydettikten sonra tekrar inceleyecek olursak burada bir meta etiketimiz var. Meta etiketin UTF 8 demişiz. Bu aslında bizim karakter setimizi belirtiyor. Altında bir tane daha meta etiketimiz var. Bu da
bizim tüm platformlarda, yani mobilde, tablette, bilgisayar görünümlerine vesaire hepsine uyumlu bir yapı kullanacağımızı belirtiyor arkadaşlar. Bunları ben sizinle paylaşacağım. Siz de aslında gösterdiğim siteden direktmen alabilirsiniz. Buraya gerekli meta etiketleri olarak açıklama yazabiliriz. Etiketleri. Evet. Burasının açıklama olduğunu daha önce söylemiştik ama tekrar hatırlatalım. Küçüktür, ünlem, ... ve gerekli meta etiketleri yazdık. Sonra tekrar ... büyüktür işaretini koyduk. Bu araya ne yazarsam yazayım koza hiçbir şekilde müdahalesi yok arkadaşlar. Sadece bizim için gerekli bir açıklama olarak düşünebiliriz. Burası da aynı şekilde bir açıklama kısmı. Bu bootstrap CSS dosyasını belirtmiş burada. Title'ımız ise bizim çalıştırdığımız dosyamızın ismi aslında. Onu hemen örnek olarak görelim. Bootstrap geliyorum. Index işlemini tıklıyorum, çalıştırıyorum ve artık tarayıcı üzerinden artık erişebiliyorum. Direktmen çalıştırabiliyorum. Az önce dediğimiz kısım title kısmı, hello world kısmı, yani şu kısım. Tekrar inceleyecek olursak hemen gelelim. Buradan bunu değiştirelim. Bootstrap çalışmam yazalım. Bootstrap çalışmam. Şimdi burayı CTRL'si ile kaydediyorum. Tekrar geliyorum tarayıcıya. Tekrardan güncelliyorum. Bootstrap çalışmam oldu burası. İçerisindeki Hello World yazısı ise hemen altında bulunan şuradaki açıklama arkadaşlar. H1 etiketi Hello World yazan kısımdan geliyor. Bu da şöyle. H1 etiketleri başlık etiketidir. H1'den başlar, H6'ya kadar gider. H1 en büyük, H6 ise en küçüktür. Yani birkaç tane örnek verecek olursak buna H3 diyelim. Buna da H3 olarak kapatıyorum. Buna da H6 diyelim. Aynı şekilde H6. Sonlarına da yazıyorum. 1. Üçüncü başlığımız. Bu da altıncı başlığımız diyelim. Kaydettim bunu da. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Doğrusu çalışmıştı. Hello World 1, Hello World 3, Hello World 6. başlığımız olarak boyutlandırmayı fark etmişsinizdir zaten. En büyük boyutta ve en küçük boyutta olarak bu şekilde 1'den 6'ya kadar başlık seçenekleri bulundurabiliyoruz arkadaşlar. Kendi CSS dosyamızı ve JavaScript dosyalarımızı include edebiliriz, ekleyebiliriz. Bunun için buraya geliyoruz arkadaşlar. Link yazıyorum. Hemen tab tuşunu öğrenmiştik daha önceki derslerden. Tab tuşuna basarsak otomatik kendisi tamamlayacaktır. Burada real stil sheet dediğimiz, yani stil dosyası olacağını belirtiyor. Type CSS dediğimizde CSS dosyalarının var olacağını bildiriyoruz burada. Yol olarak da hemen bakıyoruz. Bootstrap klasörün içinde çalışıyoruz biz. Şöyle bakalım. Şu anda Bootstrap klasörün içindeyiz. Bootstrap klasörün içinde ayrıca CSS ve JavaScript kodları var. CSS'in içine ulaşacaksam öncelikle CSS yazıp slash koyuyorum. O klasörün içerisine giriyorum. Şu anda CSS klasörünün içerisine girmiş bulunmaktayım. Bu klasörün içerisine girdikten sonra ise burada hangi dosyayı kullanacaksak onu buraya ekleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz burada bootstrap min.css dosyasını kullanıyor. Biz de aslında aynısını kullanacağız. Minimum olarak derlenmiş hali bu. Şöyle gördüğünüz gibi tek satırda komple gidiyor. Normalde burada bootstrap CSS'e baktığım zaman bu şekilde. Bunu bu şekilde CSS'in, yani bootstrap'in kendi CSS'ine müdahale etmeyeceğimiz için biz minimum olanı kullanacağız. O yüzden min kısmına geliyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Rename diyorum. Yani yeniden adlandır. Buradaki ismi kopyalıyorum. Ctrl+C ile aldım. Yani direkt de yazabiliriz aslında. Zor bir şey değil. Bootstrap.min.css. Bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Artık bu koda ihtiyacımız yok. Yani CDN olarak bağlantı sağlamamıza gerek kalmadı. Direktmen kendi klasörümüzde bulunan CSS Bootstrap dosyasına ulaşmış oluyoruz. Aynı şekilde burada JavaScript dosyası var. Bunları da alalım direktmen. Bunların arkadaşlar JavaScript dosyalarının sayfanın en altında bulunmasının sebebi bazı JavaScript dosyaları sıkıntı yaratabiliyor. Bunun için ne kullandık? Önce onlara bakalım. Alttan başlayacak olursak mesela Bootstrap min.javascript. Hemen JavaScript klasörünün içerisine geliyorum. Burada bootstrap min.javascript burada görüyoruz arkadaşlar. Bunu kullanacağız yine. Minimum dosyası olarak derlenmiş hali. Bunun için de buraya geliyorum. Script yazıyorum. Script tanımlaması olduğu için. Yine tab tuşuna basarak tanımlamasını isteyebiliriz bunun da. Type'ını belirttik. Şimdi burada ise yolunu heref
kısmı olarak bu şekilde tanımlamıştık CSS'de. Burada ise direktman src olarak tanımlayacağız. src yazıyorum. Bu kısmı ise tekrardan buradaki ismi yazmamız gerekiyor. Rename deyip yine kopyalayacağım ben. Buraya geliyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Artık şuradaki dosyayı almış oldum. Yani artık buna bağlanmama ihtiyacım yok. Evet arkadaşlar, şu anda bunlara çok bir ihtiyacımız yok. O yüzden şimdilik bunları dahil etmeyeceğim. Burada jQuery'nin kütüphaneleri var. Bunları ileriki derslerimizde kullandıkça bunları dahil edeceğiz kullandığımız durumlarda. Fakat şu anda ihtiyacımız yok. Kullanmayacağız. O yüzden burayı dahil etmiyorum. Gereksiz kodlamadan kaçınmak için. O yüzden bunları bulundurmayacağız. Şu anda şu şekilde burayı da düzenleyelim. Burası da JavaScript olarak bir açıklama yazalım. JavaScript Bootstrap yazalım hatta. Ne olduğu belli olsun. Bu şekilde bir tanımlamamızı da yaptık. Title kısmını şurayı da düzenleyelim. Burada meta etiketlerimiz var. Gerekli meta etiketleri dedik. Burada Bootstrap CSS dosyasını tanımladık. Bir title belirttik. Sayfamızın başlık etiketini belirttik. Body kısmında başlıklarımızı yazdık denemek için. Burada da script olarak bizim JavaScript dosyamızı dahil ettik. Burada da arkadaşlar HTML lang en yazan kısımda kodlamanın hangi dilde olacağını belirtiyor. Şimdi burası en, yani İngilizden geliyor. Biz burayı TR yapabiliriz. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste grid yapısını işleyeceğiz. Sistemin gridler üzerinde nasıl olduğunu göstereceğim.